Eylül İktisat Fakültesi mezunu bir anneyim. İki kız çocuğum var, büyük olan kızım otizm tanılı. Canım kızımla hayatımızda ilerleyebilmek için en önemli unsur farkındalıktır. Ülkemizde tanısı bir tarafa, kabul görmesi dahi hala sorun olan bu süreci kızımla birlikte tamamlamaya çalışıyoruz. Canım kızımla uzun ince bir yoldayız. Başlangıç olarak kendime acıma sürecimi, çocuğuma olan sevgimden dolayı kısa sürede aşmayı başaran bir anneyim. Kızımın sıkıntısını fark etmek ve anlamak, iyiye gitme sürecimizin de başlangıcıdır. Bir taraftan çocuğunuzdaki sorunları anlamaya çalışmak, diğer taraftan etrafınızdakileri ikna etmek, yani mücadeleye başlamak oldukça zor bir süreçtir. Kısaca ilk gerçek kabul etmektir. Ve kabulü severek birlikte olacağınız diğer aile bireylerine, eşinize, büyük annelere, dedelere kabul ettirmektir. Sonra karşınıza çıkan en önemli sorun nasıl yapacağınıza ve nereden başlayacağınıza karar vermektir. Doğruyu bulmak, başlangıçta birilerinin sana doğruyu göstermesidir. Doğru yöntemi bulmaya uğraşırken söylenen her doğruyu kabul eder ve çoğu kez başladığınız yere dönersiniz. Belki de bizim yaşadığımız ülke için yalın gerçek, hiçbir kurumun kabul edilebilir doğruyu bilmemesi ve görmezden gelinen gelişim bozukluğu için kamusal bir politikanın olmaması veya kendi gerçeğinden uzak ve eksik olmasıdır. Otizm için kabul edilebilecek yalın gerçek doğru, sabır, sevgi ve eğitimdir. 16 sene bu mücadelenin içinde bir anne olarak kesinlikle söyleyebileceğim şey, hiçbir otizmlinin diğerine benzemediğidir. Otizme bir hastalık olarak bakan genel anlayışın bir türlü kabul edemediği gerçek, bu çocukların her birinin kişilik olarak farklılıklar göstermesidir. Tanımak, çocuğun kişilik özelliklerini ayrıştırmak çok önemlidir. Örneğin benim kızım algı ve öğrenme konusunda fazla bir sıkıntı yaşamazken ifade ve kendini anlatma konusunda aynı mahareti gösterememektedir. Bunu fark etmek, kızımın öğrendiklerini sunabilmesini ve kendini ifade etmesini sağlayacak eğitim sistemini oluşturmak benim kızımın özelindeki iyileştirme sürecimizdir. İnsanlar doğal yöntemlerle öğrendiklerini tüketebilirler. Örneğin canı istediğinde bağıra bağıra şarkı söyleyebilir veya mutfağa gidip istediği yemeği pişirebilir. Yeter ki bu öğretiye ve anlık isteğe sahip olsun. Bu tüketim insanın basit mutluluğudur. Otizmli bireyler de sağlıklı bireyler kadar hızlı, hatta özel alanlarda daha da hızlı öğrenebilirler. Öğrendiklerini biriktirirler ve tüketemezlerse İşte orada otistik dışa vurumlar başlar. Toplumun diğer bireyleri maalesef bu dışa vurum noktasında görürler etrafındaki otizmi ve yadırgarlar ve uzaklaşmaya çalışırlar. İşte söylenen farkındalık bu olmasa gerek. Bence farkındalık önce empati ve sosyal ortamda kabul eğitimi ile başlamalıdır. Kısaca fark etmek, kabul etmek ve kişilik yapısına uygun eğitim biçimini benimseyip başlamak. Çok uzun olan bu süreçte sabırlı olmak önemlidir. Benim kızım için müzik eğitimi toplumla kaynaşması için bir başlangıç olmuştur. Eğitimin bir diğer olgusu sosyalleşme sürecidir. Sadece bir şeyler önerip sunmak değil, bunları toplum içinde yapabilmek otizmin iyileştirme sürecinin olmazsa olmaz parçasıdır. Hepimizin paylaştığı sosyal ortam zordur. Bizler birbirimizle yarışırız, kıskanırız, kavga ederiz, paylaşamayız ve daha bir sürü örnek verilebilir. Sosyal insan bu zaafları yöneten insandır. Kızımın bireysel eğitiminin sosyal eğitime çevrilmesi süreci klasik olarak ilk öğretime başlangıç ve devam sürecidir. Bu sorunlarla boğuşan bir anne olarak birçok eğitim kurumuna kızımın nitelikli eğitim alabilmesi için başvurdum. Pek çok yerden olumsuz yanıt aldım. Hiç kimse farklı bir çocukla uğraşmak istemiyordu. Bir eğitim kurumu arama, bu bulmaya çalışma sürecinin ne kadar kırıcı ve yorucu olduğunu size bu mektup içerisinde anlatmam mümkün değil. Bu başlı başına toplumsal ayıp olup, bütün alt unsurları ile varsa
ülkenin milli eğitim programı içerisinde ele alınmalıdır. Kabul etmek ve saklamamak, olan bütün gerçeği birlikte yaşamak, bu sabrı göstermek, fark edilmeyi beklememek, aksine fark edilmeyi sağlamak çok önemlidir. Benim durumumda bir anne otizm için sadece yerel kaynakları değil, kabul gören uluslararası kaynakları da taramak zorundadır. Gelişmiş ülkelerde otizmin çözümünün kamu düzeni içerisinde ele alındığını görmekteyim. Bu toplumlar öncelikle bu sorumluluğu üzerlerine alıp sorunu ailenin olanakları ile sınırlandırmamaktadırlar. Her otizmli birey kendi özelliklerine göre ailesinin de katılımıyla ayrıştırılmalıdır. Birebir yaşam koçu ile desteklenen bu bireyler özelliklerine uygun gelişim programına tabi tutulmalıdırlar. Ve bu eğitimler olabildiğince toplumsal eğitim kurumlarının içinde pozitif ayrımcılık prensiplerine uygun olarak uygulanmalıdır. Öte yandan ailelerin de bilinçlendirilmesi gerekir. Çocuğun tecrit edilmesini ancak bilinçli aile aşabilir. Bütün maliyetlerin sosyal devlet anlayışı içerisinde kamu tarafından karşılanması gerekir. Çünkü otizm bütün dünyanın kabul ettiği bir olgudur. Otizmli bir çocuk annesi olan ben, yolda, çarşıda, vapurda, çok farklı yerlerde belli belirsiz otizmli bireyler görüyorum. Birçoğu fark edilmemiş, tekrar eden davranışlarını düzeltmeyen otizmli bireyler. Topluma kazandırılacağı yerde öteleniyor, yok sayılıyor, uzak durmaya çalışılıyor. Kendinden başka kimseye bir zararı olmayan bu canlılara hasta muamelesi yapılıyor. Böylece sorunlar çözüm bulmak yerine kalıcı hale geliyor. Hep beraber bir şeyler yapmalıyız. Sevgi, anlayış ve fark etmek başlangıç olmalıdır. Size duygularımı, kendi doğrularımı, kamudan beklentilerimi anlatmaya çalıştım. Yaşadığımız ülke belli. Gittikçe ayrışan, birbirini anlatmakta zorlanan ve bir yapı içerisinde yaşamaktayız. Bu ve benzeri sorunlarla ya işimiz gereği ya da ateşin düştüğü yerde olduğumuz için meşgulüz. Kızımın gelişimi için karşılaştığım sorunları kendi çabalarımla aştım. Kamusal desteği almak bir yana bürokrasiden yorgun düştüm. Bir anne her şey olabilir mi? Maalesef ben bu yoklukta her şeyim. Kızımın yaşam koçuyum, spor öğretmeniyim, piyano eğitmeniyim, dans hocasıyım ve her şeyden önce annesiyim. Ne diyebilirim? Kızım için her şey. Tek gayemiz çocuklarımızı yaşamın içinde yer alan, hayatı paylaşabilen, üreten bireyler olarak görmek. Saygı ve sevgilerimle. Evet, sayın annemizi açık yürekliliği ve duygularımızla paylaştığı için tebrik ediyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Evet. Son şarkıya geldik. Değil mi? Evet, evet. En son şarkımıza geldik. Bu şarkıda evet, konudaki çocuklarımızın en büyük destekçileri olan fedakar annelerimizi son şarkıyı birlikte seslendirmek üzere alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Son parçamız Elbet Bir Gün Buluşacağız. Sizlerle tekrar buluşmak üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.